Merhaba. Bel ağrıları çok yaygın. Hepimizin bildiği gibi bel ağrısıyla tanışmayan önce hafızasını yoklamış demiş ünlü bir araştırıcı. Ama bir şey oldu anlayamıyorum. Hemen bel ağrısı olana hemen muayene etmeden MR çekiliyor. Pop arkasından ah fıtığın var sen fıtıklı deniyor. Ne kadar yanlış. Bel ağrılarının ancak %, hatta bazılarına bakılırsa 1000'de 1'i, 10.000'de 1'i bel fıtığı nedeniyle olur. Orada o kadar çok yumuşak dokular, kaslar, eklemler var ki. Ve her biri aşağıya doğru yayılan ağrılar yapar. Bel fıtığı ağrısı 4-5 arasındaysa ayak baş parmağına. S1'de ise küçük parmağına yayılır. Yoksa bacağıma doğru, baldırıma doğru yayılan ağrılar var. Ah belimde ağrı var. Böyle bel fıtığı olur mu? Sakın ha. Eğer bu şikayetleriniz sadece bacağı arkasına doğru yayılıyor ama belli bir sinir yolunu bulmadan dağılan ağrılar varsa aman ne olur. Önce konservatif tedavi deneyin. Nedir konservatif tedavi? İğneler, fizik tedaviler, manipülasyon uygulamaları, egzersiz, istirahat, ameliyat. En son çare. Hadi gelin. En önemli şeyin bel ağrılarında egzersiz yapmak, karın kaslarını güçlendirmek olduğunu unutmayın. Eğer size 20 gün yatacaksın, 10 gün yatacaksın, mutlak yatak istirahat derlerse inanmayın. Çünkü gösterilmiş ki ne kadar çok istirahat ederseniz o kadar çok kötü oluyor, uzuyor. O yüzden gelin egzersizlerinizi yapın, karın kaslarınızı güçlendirin ve şu fıtık fıtık laflarından korkmayın. Fıtık olsa bile fıtıksız adam mı var? Fıtık olmak, esmer olmak gibi bir şey canım. Türkiye'de siyah olanlar %70-80. Fıtık olanlar da %80. O hastalık değilse o da hastalık değil. Sağlıcakla kalın.